7'si İzmir'de olmak üzere 29 tane gazete yayınlanıyor. Ağırlıklı gelse 92 internet gazeteciliği yapan siteler var. Ve alanda 250'nin üzerinde aktif çalışan gazeteci arkadaşımız var. Öylesine renkli, zengin, etkili bir şehirde medyayı anlatmak elbette kolay değil. Ama ben süre kısıtlı olduğu için fazla uzatmadan İsmet Çiğit'in bize dünü bugün anlatmasını isteyeceğim. Hepinize iyi günler dilerim. Ben Serdar İsmet Çiğit, 1958 İzmit doğumluyum. Öncelikle Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etmek istiyorum gerçekten. Salondan gelirken bir kez daha gurur duydum. Kocaeli Spor'un maç kazandığı günlerde 11 bin olan tirajı ertesi günü 13 bin, 14 bine yükselmişti. Teknolojinin gelişmesi, internet gazeteciliğin yaygınlaşması, gazete satışlarını doğrudan doğruya etkiledi. Ama gerçek okuyucu gazeteyi alıyor. Gazete aynı zamanda bir ticari kuruluş. Yaşaması gerekiyor. İlanla yaşaması gerekiyor. Satışlarla yaşaması gerekiyor. Kocaeli'deki gazetelere baktığımızda patronlarının tamamı bir başka işte çalışıyorlar ve oradan kazandıklarıyla gazetelerin yaşamını sürdürmeye çalışıyorlar. Yanlış yapanları eleştirdiğimizde sadece kalemimizle kendimizi savunabiliyoruz. Onun için sorunları, kentin sorunları olduğu kadar gazetecilerin de sorunları var. Sadece sorunları değil, sorumlulukları da. O nedenle ben gazetenin sorunlarını ve sorumluluklarını anlatmak üzere Adem Bey'le rica edeceğim. Buyurun Adem. Teknolojinin ya da bu teknolojik dönüşümün yönetilmesi gereken bir mesele olduğunu, yönetilmediğinde de bir sorun olduğunu düşünüyorum. Yani eskiden haftalık günlük gazeteleriniz vardı. Şimdi haber dediğiniz şey anlık. O anlık haberi yönetemiyorsanız, işte anlık haberi yönetirken günlük bir gazeteyi nasıl etkin ve etkili kılacaksınız? Çünkü benim gazetedeki bilgisayarımda, iki bilgisayarımda bir internetin rakamları açıktır. Sürekli oradan gelen okur, hangi haberde neyi okuyor, hangi saat diliminde hangi habere bakıyor. Diğer taraftan da ben gazeteye özel ve özgün haber nasıl bırakabilirim? Şimdi bu ikisi birbiriyle çok çatışan bir şey. Eğer elinizde iyi haber varsa her an bir başkası da o habere sahip olabilir ve onu internet sitesine taşıyabilir. Bir kere genel olarak baktığımızda ücret politikaları çok sağlıklı ve yeterli değil. Gazeteciler için. Bunu söyleyebilirim. Branşlaşma sorunu var gazetecilerin. Ben kendi gazetemde geçmişte de beraber çalıştığım arkadaşlar da var burada. Ben her muhabirin belli bir alana yönelip orada uzmanlaşması gerektiğini düşünmüştümdür. Ekonomi ise ekonomi yapsın, asayiş ise asayiş yapsın, siyaset ise işte A partisi, B partisinden başka, C partisine, D partisinden başka olsun istemişimdir. Ama elinizdeki ekonomik nedenlerle bu uzmanlaşmayı ya da bu ayrışmayı ya da muhabiri, gazeteciyi rahatlatmayı sağlayamıyorsunuz. Bir günde 5 tane habere giderse gazeteci hiçbirinden de verim alamıyor. Yaygın medyada ve yerel medyada gördüğüm kadarıyla gazeteciler sorumsuz bir şekilde bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olarak kulaktan dolma bilgilerle masa başında herkesi karalayan, hakaret içeren elbette gazeteciler eleştirecekler. Öylesine eleştirecekler ki sarsacak, incitecek, üzecek ama hakaret içermeyecek. Yaptığı haberler güncel olacak, doğru olacak. Hakaret içeren yazıların, haberlerin yayınlanması, yazılmaması biz gazetecilerin ve gazete yöneticilerin sorumluluğu olması gerekiyor. Buna da özen göstermemiz gerekiyor. Ben bu aşamada sözü İsmail Bey'e bırakacağım. Gebze büyük bir ilçe.
sanayinin ve teknolojinin merkezi. İsmail Bey Gebze'de gazetecilik yapıyor. Gazeteciliğin yanı sıra belgesel çekimleri var. Dünya dolaşan bir arkadaşımız. Gebze'den Kocaeli medyası nasıl görünüyor? Kısa birkaç cümleyle, ardından da hazırladığı bir 4 dakikalık kadar bir belgesel slayt gösterisi var. Onunla da İsmail Bey konuşmasını bitirmiş olacak. Buyurun İsmail Bey. Teşekkür ederim değerli hocam. Değerli arkadaşlar, Büyükşehir Belediye'mizin çok değerli yöneticileri, hanımefendiler, beyefendiler. Büyük Yunus der ki, ilim ilim bilmektir, ilim kendin bilmektir. Çağımız bilgi ve bilişim çağı. Uygarlığı da tarif edenler, tamiri bilat terfibat diye uygarlığı tarif ederler. Yani bir şehrin insan onuruna yaraşır hale getirilmesi, o şehirdeki insanların da bilgili olması. Onun için bilge şehir Kocaeli'deyiz. Ve bilge şehir olmasının en önemli sebebi de basın tarihimize baktığımızda Osmanlı'da ilk gazete ve dergi 1860'lı yıllarda Kocaeli'de çıkar. Ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu 16 Ocak basın onur günüyle Kocaeli'de ilan edilir. Ve Cumhuriyet döneminde Kocaeli büyük bir trendle Türkiye Cumhuriyeti illeri içerisinde, İsmet Bey biraz önce söylediler, basın tarihimizde önemli yere sahiptir. Gebze'de gazeteciyiz. Birkaç cümle Gebze'ye doğru gidelim. İlk gazete 1952 yılında Emin Polat tarafından çıkartılmıştır ve Gebze'nin Sesi gazetesidir. Bugün çok sayıda gazetemiz var. Ve 34 yıl önce Gebze gazetesini kurmak istediğimde Gebze'de gazete basacak matbaa yoktu. İzmit'te Hürsöz gazetesinde, Türk Yolu Bizim Şehir gazetesinde haftada bir gelirdik, basardık, gece sabaha kadar gazeteleri götürürdük. Ve sergi de açtık. Büyükşehir Belediye'mizin öncülüğünde Kocaeli Basın Tarihi sergimiz var. Mutlaka bu sergiyi gezmenizi isteriz. Basınla ilgili çok şeyler söylendi ama basın mensuplarının, medya mensuplarının, hatta bu Kocaeli'de yaşayan hepimizin Kocaeli'ye vefa borcumuz var. Dedik ya bilge, öncelikle Kocaeli'yi bilerek bu vefa borcumuzu ödememiz gerektiğine inanıyorum. Basın mensupları önce Kocaeli'yi, medya mensupları bilecek ve okurlarına tanıtacak. Eğer siz şehrinizi, şehrinizin tarih, kültür, turizm değerleri, insan potansiyellerini bilemezseniz ona sahip de çıkamazsınız. Bir vefa borcu olarak dünyanın birçok coğrafyasını gezerken Kocaeli'ye de vefa borcumu ödeyeyim dedim. Karış karış Kocaeli'yi gezdim. İsterseniz 4,5 dakika içerisinde sizleri Kocaeli belgeseliyle baş başa bırakıyorum. Binlerce yıllık tarihin ve kültürün ev sahibi Kocaeli. Kocaeli, Asya ile Avrupa'yı birbirine bağlayan Marmara Denizi'nin ve Marmara bölgesinin doğusunda yer alan ve adını Akçakoca Bey'den alan bir şehirdir. Dağları, yaylaları, gölleri, sahilleri ve kent merkeziyle güne merhaba diyebileceğiniz Kocaeli, çocuğuyla, genciyle, yaşlısıyla gece gündüz hareketli, sıcak ve huzur doludur. Tarihin aynasında zamana meydan okuyan ve Anadolu'nun tüm kültürel renklerini gökkuşağı gibi bağrında taşıyan 3623 kilometrekare yüz ölçümüne ve birbirinden güzel 12 ilçeye sahip coğrafyada 2 milyona yaklaşan nüfusuyla bilim, teknoloji, sanayi, ticaret, tarih, kültür, turizm, spor ve sanatta marka olan bir şehir Kocaeli. Kocaeli, geçmişten günümüze uzanan tarihi kent olarak iklimi, verimli toprakları, ormanları, akarsuları, gölleri ve önemli göç yolları üzerinde bulunmasından dolayı milattan önce ve sonra önemli bir geçiş noktası ve yerleşim merkezidir. İlk yazılı tarihi milattan önce 12. yüzyıla kadar uzanan ve ilk yerleşik kavmi Megaralıların yaşadığı Kocaeli'nde, daha sonra sırasıyla Frigler, Makedonlar, Presler, Bitinyalılar, Romalılar, Bizanslılar, Selçuklular ve Osmanlılar hakimiyet kurarlar. 1337 yılında Akçakoca Bey tarafından Osmanlı sınırlarına dahil olan Kocaeli, 1921'de Yunanlılar tarafından işgal edilir. 28 Haziran 1921 tarihinde işgalden kurtarılan kent,
1924 yılında vilayet olur. Şehir, tarihte Kandıra'dan Şile'ye kadar Marmara bölgesinin geniş bir bölümünde kervanların konakladığı, Bağdat, Berlin ve Hicaz demir yollarının kesiştiği ticaret ve kültür havzasında yer almaktadır. Dünyanın önde gelen kültür başkenti kabul edilen İstanbul'a sınır olan Kocaeli, Marmaray, Körfez Geçiş Köprüsü, 3. Boğaz Köprüsü, bağlantı otoyolları, hızlı tren, Cengiz Topel ve Sabiha Gökçen havalimanları, Eskihisar Topçular feribot hattı ve İzmit Körfezi'ndeki limanlarıyla uluslararası ulaşım, lojistik üssü olma yolunda hızla ilerlemektedir. Birçok uygarlığın ve farklı kültürün kaynaştığı bu coğrafya, ihtişamlı yapıları, sanat eserleri, eşsiz motifleri ve lezzetlerini tüm canlılığıyla bizlere sunmaktadır. Kasr-ı Hümayun, Arkeoloji ve Etnografya Müzesi, Atatürk ve Redif Müzesi, Osman Hamdi Bey Evi ve Müzesi, Çoban Mustafa Paşa Külliyesi, Eskihisar Kalesi, Sırrı Paşa Konağı, Portakal Hafız Mescidi ve Konağı, Kutluca Köprüsü, Büyük Su Kemeri gibi birbirinden nadide ve özgün mimari eserlerle ziyaretçilerini beklemektedir. Kocaeli'nin el emeği, göz nuru ürünlerini kandıra bezinde, hereke halısında, kara mürselin sepetinde görmek mümkündür. Ülke çapında ün yapmış İzmit pişmaniyesi, saray helvası ve simidi, derince çene suyu, kandıra yoğurdu da gerçekten tadılmaya değer mükemmel lezzetlerdir. Üniversiteler, bilimsel araştırma kurumları, teknoparklar, teknoloji merkezleri, bilişim vadisi ve binlerce sanayi kuruluşunun faaliyet gösterdiği Kocaeli ilinde, ülkemizin en büyük 87 sanayi kuruluşuyla Türkiye ekonomisinin lokomotifi olan illerden biridir. Bugün büyükşehir statüsünde olan Kocaeli, bütçe ve vergi gelirine katkı bakımından Türkiye sıralamasında İstanbul'dan sonra ikinci, kişi başına düşen yıllık milli gelir açısından da birinci sıradadır. Dünyaca ünlü Darıca Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi ve Botanik Parkı, İzmit Seka Parkı, Gebze Ballı Kayalar ve Beş Kayalar Tabiat Parkı, Kartepe Kayak Merkezi, Yuvacık Barajı, Yazlık Ilıcası, Bayramoğlu ve Kefken Adaları, Kuzu Yaylası, Kadırga Yaylası, Gebze Eskihisar ve Derince Harikalar Sahili ve nitelikli turizm tesisleriyle Kocaeli sizi en güzel şekilde ağırlamaya hazırdır. Unutmayalım ki bu güzel şehri sevmek tanımakla başlar. Arkadaşlar, biz bu işe başladığımızda bir gazete fiyatı İzmir şehir içinde minibüs fiyatıyla denkti. Bir gazete fiyatı ekmek fiyatından fazlaydı. Daha pek çok örnek veriyoruz. Bugün bir poğaça 1 lira 25 kuruş. Şu suyu marketten 1 liraya alamazsınız. Şehir için ücreti 2 lira 20 kuruş yanlış bilmiyorsam, ama gazeteler 1 lira. Gazeteye ve kitaba verdiğiniz paraya lütfen acımayın. Bana diyorlar ki İsmet Bey bugün ne güzel gelmişsiniz. Çok hoşunuza gitti, okudun. Nereden okudun? İnternetten okudun. Ya internetten okumayın beni lütfen. 1 lira, sadece 1 lira gazete ve çok büyük emek var bu gazetelerde. Bir gün şehir gazetelerinin o şehirde yaşayan herkes için ne kadar önemli olduğunu emin olun gazeteler ortadan kalktığında daha iyi anlarsınız ama iş geç olur. Yani düğününüz gazetede, çocuğunuzun sünneti gazetede, vefat eden büyüklerimiz gazetede, her şey evinin önündeki yol bozulan yerel gazeteleri arar ve yerel gazetelerde çıkar. Bu yerel gazeteler bir nimettir ve yaşatılması için bizim kadar kent halkında çaba göstermemiz gerekir diye düşünüyorum. 34 yıldır Gebze gazetesinde sürekli günlük yazıyorum. Dünyanın 70-80 ülkesi belgeseller birçok televizyonlarda bir yere sözümü bağlayacağım. Kara kara düşünüyorum. On binlerce kitap olmuş, yüzlerce saat belgesel görüntü kaydolmuş. Bunları ne olacak diye kara kara düşünüyorum. İşkur, iletişim fakültesinden arkadaşlar, şu anda 3 tane öğrencim var. Onları nasıl yetiştirebilirim diye. Bu arşiv de kaybolmasın diye yine kara kara düşündüm. 4 yıldır mücadele ettim. Devletimiz vakıf kurmayı çok kolaylaştırdı. İlim, Kültür, Tarih ve Teknoloji Vakfı'nı kurarak, aile vakfı bu, devletten 5 kuruş almadan bu vakfa bütün arşivleri bıraktım.
Vakfın herhangi bir nedenle kapanması halinde Milli Kütüphane Başkanlığı'na ve Kültür Bakanlığı'na bu arşivin devredilmesini istiyorum ve hemen sözümü şu cümlelerle topluyorum. Galip Hocam, çok önemli bir soru. Büyükşehir'e teşekkür ediyoruz. Bilge şehir burası. İletişim Fakültesi ile medya mensuplarımızı bir araya getirsinler. Ayda bir çalıştaylar düzenleyelim. Bugün en acı olay eleman yetiştirme. Eleman bulamıyoruz. Harika bir meslek. Ve bu mesleğe yeni insanlar yetiştirmek için İletişim Fakültesi, Büyükşehir Belediye'miz, medya mensuplarımız ciddi bir kampanya yapmaya ihtiyacımız var. Gerçekten hakkıyla bu mesleği yapan insanlarımız az ve yetişmiyor. Teşekkür ediyoruz böyle bir anlamda toplantıyı düzenledikleri için Sayın Kara Osmanoğlu ve ekibine. Ben teşekkür ediyorum.